Efendim ben Deniz Kenan Rifai Hazretlerini Samiha annemin sayesinde tanıdım tabii. Birçok kardeşimin olduğu gibi. Ee, öyle bir muhitte tanıdık ki birçok onun terbiyesinden geçmiş, Samiha annem gibi irşad halkasından geçmiş birçok güzel insanın bulunduğu bir muhitte tanıdık ve Adeta hiç haberimiz olmadan hiçbir şey olmuyormuş gibicesine tanıtıldı bize birçok şeyler öğretildi. Bir de baktık ki epice bilgi birikimimiz meydana gelmiş. O yoğun bir sevgi atmosferinde hep verici olan o büyük güzel insanlar sayesinde tabi çok şeyler öğrendik. Bu sefer bu arada tabi Efendimiz Hazretlerini de öğrendik. Bana göre kendileri 20. asrın yenileyicisiydi. Benim acizane kanaatime göre. Malum mualiniz Hazreti Peygamber Allah her yüzyılda bir yenileyici, bir müceddit gönderir diyor. Bu müceddit niye gönderiliyor? İslam dininin hiçbir tamamlanmaya, bir eksiği olmadığını biliyoruz. Tamamlanmaya ihtiyacı olmadığını da biliyoruz. Ni, ne, ni, niçin gönderiliyordu o zaman? Gönderiliş sebebi zemin ve zamana göre İslam dininin nasıl yaşanacağını ...göstermek için geliyordu bu yenileyiciler. İşte ben Deniz'in fikrine göre... ...Kenan Rifai Hazretleri 20. asrın yenileyicisiydi. Bunu hayatından çıkarıyorum. Bir kere yetişmesi... ...klasik tekke tekkeden yetişme değil. Bir mürşidi... ...kamil tarafından yetiştiriliyor tabii ama tek terbiyesiyle değil. Sonra Batı ile çok alakası var. Batı kültürü almış, lisan biliyor, Batı'yı gayet iyi tanıyor. Yani devrin artık Batı'yı tanımaya doğru gittiği bir zamanda dünyayı teşrif ettikleri için o şekilde geliyorlar ve Batı kültürüyle de alakası var. Zaten Fatih devrinden beri yapılmak istenen ...Batı'nın iyi taraflarını almak... ...Doğu'nun iyi taraflarıyla mezc etmek... ...meselesi olduğuna göre... ...ben o iş için... ...geldikleri fikrindeyim. Zaten yetiştirdikleri talebelerden... ...hayat tarzlarından... ...talebelerinin... ...hayatlarından da... ...bunu anlıyoruz. Bence yani. Ben onu oradan... ...çıkarıyorum. Kendileri devrin yenileyicisiydi. Nitekim... ...değişikliklere... Tabii çok çok daha iyi bildikleri için vaki olacak değişikliklere de nereden geldiğini bildikleri için itirazsız razı olup hemen o değişikliklere uymaya çalıştıklarından da anlıyoruz. Mesela klasik tekkeler kapanınca bir kısım e, mutasavvıflar, işten tamamen eli, eli çekip kenara çekildiler. Bir kısmı da e, hani bugünkü tabiriyle yer altına inerek gizli çalışmaya başladılar. Ama bizim efendimiz tabi bunların hiçbirini yapmayacağı için, e, öğretmekten de vazgeçmeyeceği için hemen bir değişiklik meydana getirerek Tekke Şehliğinden bir kürsü profesörü e, haline dönerek sohbetlerle gene terbiyesine devam ettiler. Zaten kendileri sohbet çok müessirdir buyurdukları için, Kur'an-ı Kerim'de de e, e, ilahi yüksek rızkın sohbetle olduğunu e, ima eden ayet bulunduğu için, bu sohbetler vasıtasıyla e, talebeleriyle gene alakasını, terbiyesini devam ettirdiler. E, bu bakımdan ben işte yenileyici oldukları fikrindeyim. Sami Hani'ye gelince işte o da bu yenileyici hocanın talebesi olarak tabii olması lazım geldiği gibi hocasında fani olmuş büyük bir talebeydi. Talebeydi. çok büyük bir insandı Sami Hani bana göre hani dünyaya bir daha gelir mi bilmem. Hoş dünya öyle büyük insanlardan boş kalmaz, onlarsız kalmaz. Onu da eminim ama yani Sami Hani'nin büyüklüğüne akıl erdirmek, güzelliğini düşünebilmek çok zor. Kavru edebilmek, kavrayabilmek çok zor gibi geliyor bana. O kadar büyük buluyorum. diyeyim? E, hocası da aynı. Kanaattir ki herhalde bugün de Samiha, yarın da Samiha, kıyamete kadar her anda Samiha demiş. Resminin arkasına da bilirsiniz. E, Kenan'ın emekleri mahsulü Samiha Can diye yazmış. Böyle bir büyük insandı. Ve Samiha anne efendisinden işte o öğreticilik tarafını almıştı en mühim olarak bence insan yetiştirme tarafını almıştı. Ona tamamen baristi. Ve bu vazifeyi hiç mühim bir iş yapmıyormuş. Gayet tabiymiş. Böyle olması lazımmış gibi yapıyordu. Biz de hep onu anne olarak gördük. Bize hiçbir zaman şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz, şunu öğreneceksiniz, bunu bilmem şöyle yapacaksınız. Böyle bir söz söylenmedi. Böyle bir zorlanma olmadı. Kendiliğinden oluyormuş gibi o muhitte, o sevgi atmosferi içinde diğer büyük insanlarla beraber adeta kendi kendine oluyormuş gibi yetiştirildik, eğitildik. Çok sonra belki farkına vardık bu işin. Yahut ben öyleydim. Tabii teşmin etmemem lazım etrafa. Çünkü öyle bir heyecan içinde, öyle bir böyle büyük heyecan içindeydim ki hani Samiha Anne'den başka bir şey görecek gözüm yoktu o devrimde. Zaten hep söylerim Samiha Anne mevzu bahis oldu mu ben 22 yaşındaki tıp talebesiyim. Ve bu muhakkak. Annemin koltuğu, kolu altındayım. Kolu kanadı altındayım. Yani çok en bence bariz hocasından aldığı vasfı bu öğreticiliğiydi. Yani insanlara hakkı, hakikati öğretmek. Talebelerine, bilhassa işte e, gençler üzerinde duruyorlardı çünkü diyorlardı ki geleceğin Müslüman Türk cemiyetini bugünkü gençler teşkil edecekler. Onun için bugünkü gençlerde iyi yetiştirilmiyorlar. Onun için bu gençlerin birçok bak, bir bakımdan yetiştirilmeleri lazım diyorlardı ve bence kendilerinin kerametidir. Diyorlardı ki bin sene ilahi kelimetullah uğruna şehit veya gazi olan bir milletin çocuklarından ümit kesilmez. Muhakkak bu gençlerin arasında ama insiyaki olarak ama şuurlu olarak örnek insana teşne olanlar vardır. Bunlar örnek insanı aramaktadırlar. Bu onların sayısı mühim değildir. Yalnız geleceğin cemiyetine tohum, maya olabilmeleri mühimdir. Buyuruyordu ve bugün bu aynı ile vaki. Bizlere o kadar çok genç geliyor ki ins insanı kamili arayarak onu öğrenmek isteyerek o kadar çok gençler Ile karşılaşıyoruz ki gelin de söylemeyin kerametin yerini bulduğunu bizimle alakalı olan en mühim tarafı hocasından aldığı öğreticilik tarafıydı. Tabii insan olarak da çok şey öğrendik çünkü Samiha ne diyordu ki bize gerçi gaye ruhun yükselmesidir tekamül etmesidir ama ruhun tezahürü canlı maddeyle olduğuna göre en mükemmel beşeri varlık olmanız lazım diyordu. Ne hangi mesleği seçerseniz seçin en iyisi olmaya mecbursunuz. Vatanınıza, cemiyetinize hizmet etmeye mecbursunuz buyuruyorlardı. Tabii bu şekilde söylemiyorlardı onlar. Benim katı hiçbir zaman öyle katli. Cezgi konuşmazlardı tabii de ben hani anlatabilmek için söylüyorum ama tabii tasavvufu da unutmak yoktu öğrenmek onu da öğrenmeniz lazım buyururlardı bize daha çok tasavvufun pratik tarafını öğrenmemizi ve tatbik etmemizi isterdi çünkü cemiyetle diğer insanlarla münasebetimizde faydalı olacak vasıflar bu tasavvufun pratik tarafıydı. Ama fikri tarafını da merak edeceğimizi veya merak edenler bulunabileceğini düşündüğü için vaktiyle çok az sayıda fakat kaliteli insanlarla Efendi Hazretlerinin yaptığı sohbetleri bir tek kelimesini kaçırmadan not etmişlerdi. Önden Semiha Cemal Hanım sonra Samiha Anne. Ve bunu hocalarına gösterdikten, tasdikini aldıktan sonra saklamışlardı. Aynı şey dergahtaki mesnevi takrirleri, şerhler içinde geçerliydi. O da Onlar da tespit edilmiş ve kendilerinin tasdikinden geçtikten sonra muhafaza edilmişti. Gerçi Sami Anne hocasının göçünden bir sene sonra üç arkadaşıyla beraber ...Kenal-i 20. asrın ışığında Müslümanlık kitabını yazarak e, hocasını cemiyete tanıtmıştı. Ama bizlere tanıtışı daha yakından oldu tabii. Daha devamlı oldu. Ve zamanının geldiğine kanaat getirince de o sohbetleri ve 8 sene çalışıldığını ben biliyorum... Mesnevi Şerif'in bugün anlaşılır hale getirebilmesi için Nihat Sami Banarlı, Safiye Erol, Nezihe Aras, ondan sonra Sofi Huri, Sami Anne, 8 sene çalıştılar. Her saz toplanırlardı. Çalışırlardı. Ondan sonra onu da neşrettiler işte. Sonra bir de Dost kitabı çıkınca bu iş tamamlanmış oldu. Yani bizi fikri tarafını öğrenmek için de malzeme hazırlamış oldular tasavvufun ve işte tabii hayatımız üzerinde çok şey, tesirleri oldu. Son anlarına kadar bizler, bizlerle meşgul oldu. Katiyen alakası, sevgisi, o güzel gözlerinin nazarları üzerimizden ayrılmadı. Ama yanından ama uzakta mektupla konuşmayla katiyen bizi bırakmadı. Ve sonra hani çocuk çocuğumuz olduğu zaman onlarla onların üstüne de aynı güzellikler e, yayıldı. Onları da içine aldı. Ve son anına kadar ve hala da ben eminim manen hala da alakası bizimle devam ediyor. Öyle bir anneydi o. Hakiki bir anneydi. Zaten biliyorsunuz ee, insanın hakiki ebeveyni onu ikinci defa dünyaya getiren e, ebeveyndir. Maddi hayata getiren ebeveynimiz amenna başımızın üstünde. Tabii çok severiz mübarek insanlardır da ama bizi mana alemine doğuran ebeveynimiz hakiki ebeveyndir. İşte Samiha anne bizim hakiki annemizdir. Bizi mana alemine o sokmuştur. Ve hala da işte ondan öğrendiklerimizle yaşamaya gayret ediyoruz. İşte, evet. Sami Hane çok büyük insandı. Bize en büyük iyiliği yaptı. İnsanı Kamil'i tanıttı. Çünkü malum haliniz bütün kainatın uğruna yaratılmış olan insanı kamili tanıyan az insan var dünyada. Allah'a peygamberi bilenler, tanıyanlar az çok var da ama insanı kamili tanıyan, tanıyan derken tabii onu tanımak mümkün değil. Kur'an yazıyor biliyorsunuz tanınmaz o diyor. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazsanız mislini getirseniz gene olmaz diyor o insanlar için öyle olduğu halde işte o cirmimize kadar olabildiği kadar Samiha annem bize aynı büyük iyiliği yaparak insanı kamili tanıttı. Bizi bu kadar sevdiği halde evlatlarım demezdi. Hep efendimin evlatları. Mektupları da vardır. <laughs> Hep şeyleri, hitapları efendimin evlatları. Sizler bir ulular ulusunun evlatlarısınız. Efendim'in evlatları hep hitapları böyledir bize, hep bu şekilde ve insanı kamili tanıtmıştır. Tabii o en güzel şekliyle olabileceğin en üst derecesiyle tanıtmıştır insanı kamili. hem bizlere hem bütün cemiyete. Ama tabii biz kendi kabiliyet ve istidadımız ölçüsünde almışızdır hepimiz. Ama ne olursa olsun bize büyük insanı, kamil insanı, Sami Anne en güzel şekilde tanıtmıştır. Hele o sohbetlerini bize vermekle insanı kamille adeta bizi konuşturmuştur. Bilirsiniz kitabı, okumuşsunuzdur sohbetleri. Sohbetler öyle güzel yazılmış, yani öyle güzel nota edilmiştir ki hakikaten karşınızda Kenan Rifahi Hazretleri ile konuşuyorsunuz, onu dinliyorsunuz gibi olur insan. Ve o sohbetlerde, kitaplarda da ben hep böyle okudukça, farkına vardıkça <laughs> yani gülmek, sevinmek ihtiyacı hissederim. Kenanen Rifa'yı kendi hakikatini ifade edecek ipuçları vermiştir. Öyle şeyler vardır ki. Bakın mesela bir tanesini söyleyeyim. Bu şey dosttandır bu şey. Biz bir talebesi ne diyor ki? İnsanlara onların haysiyet ve şereflerine hürmet etmezsen bana muhabbet davası etme. Çünkü beni sevmek bütün insanlara hürmet etmeye bağlıdır. Zira ben hem benim hem herkes işte kendisini söylüyor. Daha böyle çok vardır. Yani çok vardır, çok güzel ifadeler. Ve kendini de açığa vurur yani. Söyler hakikatini de. Ee, büyük öğretici. Eşsiz insan tabii. Ee, i̇şte o, o da e, bu şekilde konuşması da yenilikçi olduğunu gösteren bir e, vasfı bence. Bu şekilde evlatlarıyla konuşması. Çünkü malum ki bütün evlatları onu göremeyeceklerdi. Nitekim ben de görmedim. Gerçi aynı zamanda İstanbul'da yaşamışız beraber ama ben onu da görmedim ama işte bu sohbetlerle, bu konuşur gibi olan sohbetlerle kendisinin de buyurduğu gibi pek çok gelen evlatlarıyla konuşmuş oluyor. Onlara kendisini tanıtmış oluyor Efendi Hazretleri. Bu sempozyum çok hoşuma gitti tabii benim. Zaten ben Cemal Nur'u çok severim. Ama annesinden dolayı severim. Çünkü annesi benim rehberimdir. Buraya gelme, bu kapıya gelmemin rehber olmuştur. Gerçi Samiye annenin isteğiyle olsa da beni o getirmiştir. Meşkure ablam. Çok 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 severim Meşkure ablayı. O da beni severdi ama. Yani bu sevgim tek taraflı değildi. Çok severdi o da beni severdi. Dolayısıyla onun evlatlarını benim sevmemem diye bir şey olamaz. Hatta Cemal Nur için neredeyse elimde büyüdü diyebilirim. Çünkü yazları Çengelköy'üne gelirlerdi. Ben biz de ben de Çengelköylüyüm. Bize de teşrif ederler. Annem çünkü onları çok severdi, tanırdı, tanıştırdı, gidip gelinirdi yani. Cemal Nur şey, 3-4 yaşında filandı. Yağmur yağdı bir gün hiç unutmuyorum. Anne ya amanım yağdırıyor bunu değil mi? Amanım yağdırıyor diye böyle etrafımızda dolaşan küçük bir şeydi. Yani dolayısıyla onu çok severim. Bu son zamanlardaki faaliyetlerine de hayranım. O tamamen o efendinin lütfu keremi diye düşünüyorum. Onu seçmiş ne mutlu ona vazifeyi vermiş. Dolayısıyla Cemal Nur'u her zaman severim. Bütün kitaplarını okudum, okurum. <laughs> Ama işte bu sempozyumda tabii çok hoşuma gitti. Hele bu dışarıda işte kürsülerin açılması, bu yabancı öğretim elemanlarının kendilerini tanıması, hatta maalesef açıkça söylememiz lazım ki bizlerden daha da iyi tanımaları tabii çok gurur verici, şükrettirici bir oluş, bir hal. Onun için bundan çok ama hele bu sempozyumun olması beni çok memnun etti. Açık söylüyorum, her şeyden evvel, <laughs> sempozyumdan evvel ya açıkçası bu kardeşlerle, genç kardeşlerimizle, genç evlatlarımızla bir araya gelip gençlerin böyle bu maneviyat iklimine heves duyduklarını öğrenmeye çalıştıklarını, hizmet etmeye gayret ettiklerini gördükçe yani kendimi zor tutuyorum. Hüngür hüngür ağlamam lazım ve yerlere yatıp efendim hazretlerine şükretmem lazım. Tabi Samiye anneye de. Çünkü <laughs> efendi hazretleri ortaya çıktı mı, görünür oldu mu Samiye anneyi düşünmememe imkan yok benim. <laughs> Düşünmeme, düşünmememin imkanı yok. Çünkü bana onu öğretti. Onun sayesinde öğrendim. Onun sayesinde tanıdım. Dolayısıyla bu sempozyum o bakımdan çok tabii kendilerinden bahsedilmesi, işte türlü veçelerinden bahsedilmesi o da çok güzel bir şey. Çünkü dediğim gibi bizlerin insanı kamili bütün yönleriyle idrak edebilmemiz, ihata edebilmemiz mümkün değil. İşte ancak bazı yönlerini anlayabiliriz, kavrayabiliriz. E Onları da böyle bilgili insanlardan duymak, öğrenmek tabii çok zevk verici bir şey aynı zamanda. Sonra ne olursa olsun o büyük insanlardan bahsedilmesi, nerede, nasıl, ne şekilde bahsedilirse bahsedilsin, beni mest eden bir hakikattir. Çünkü çok sevdiğim tabii insanlar. Herkes tanısın istiyorum. Sami han de öyle demiştim bir mektubumda. Anneciğim biz sizi herkes tanısın bilsin, sevsin istiyoruz demiştim. Gerçi buna en güzel incilerini kalın sedefler içinde denizin dibinde saklayan hakikat razı olur mu? İzni var mı? Bunu bilmiyoruz ama biz herkes sizi görsün, bilsin, tanısın istiyoruz demiştim anneme. Onun, onun gibi yani biz öyle istiyoruz. Yani ne zaman ne şekilde onlardan bahsedilirse bahsedilsin benim için çok büyük bir memnuniyet kaynağı o, o işi. Onu söylemek isterim tabii. Sempozyum çok güzel oldu ve siz de aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Çok samimi, çok güzel, çok muhabbetli bir havada geçiyor. En güzel tarafı bence o. Hani birçok şey öğreniyoruz, görüyoruz ama o sevgi ortamını görmek, orada yaşamak bu devirde, bu maddi devirde çok büyük bir mazhariyet bizler için. Hele sizi gençleri görmek bizim için <laughs> gurur kaynağı, gurur demeyeyim. Annem gurur sevmezdi, iftar etmek yok derdi. Ancak biz şükredebiliriz derdi. Onun için şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Efendimizin lütfu keremi hep üstümüzde olsun dememiz lazım. Ama ben yüzde %1500 eminim o lütuf kerem bizim hep üstümüzde. Sen benim babamsın, sen benim efendimsin diyen herkesin üzerinde ve devamlı hayatımızda o kadar e, işaretleri vardır ki bunun anlatmakla bitiremeyiz ve o oh, Efendi Hazretleri de Samiye Annem de hep biz sizin yanınızdayız der bize her zaman her zaman onu söyler biz bunu hissederiz ve o oh, rahatlıkla o oh, saadetle yaşarız yani. Onun için anneciğime sen beni cennette yaşattın anneciğim demem çok doğru bir söz bence. Çok 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 güzel bir söylenmesi gereken bir söz. Çünkü hakikaten hep şükretmişimdir. Efendim daha ben talebeyken bana kendini öğretti. Beni ondan sonra hayata saldı. Tabii Kendime göre şeylerim var, karakterimi filan, eski halimi bildiğim için. Ondan sonra saldı ve bütün hayat şartlarında nankörlük de etmemem lazım, hiçbir sıkıntı çekmedi. Hiçbir sıkıntı çektirmedi. Benim anneciğim derdi ki, oğlum sizin efendiniz Lütuf Cemal Sultan'ı, siz sıkıntı çekmezsiniz derdi. Hakikaten öyle oldu. Hiç hiçbir sıkıntı, üzüntü hani hep olanlardan, tabii olanlardan başka hiçbir sıkıntımız, üzüntümüz olmadı Allah'a şükür. Hep efendinin lütfu ve dolayısıyla tabii annemin efendi dediğim zaman onu düşünmemenin imkanı yok Samiha'ni. Çünkü o sayede oldu. Ee, efendimizin lütfu, keremiyle cennet hayatı yaşadı.